bu çıktı. Başımıza bir şey. Öncelikle vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bu imkanı verdiğiniz için. Cumhurbaşkanlığı seçimi bütün hayatım boyunca bu ülkede partiler üstü bir seçim olarak gördüm Cumhurbaşkanlığını. Siyasi partiler üstü bir görev yeri olarak gördüm. Öncelikle geçen yıllar içerisinde 1968'den bugüne son 52 yılda yaşadıklarımız bize şunu göstermelidir diye düşünüyorum. Artık Cumhurbaşkanı'nın dış politika ilişkin görev tanımı değişmelidir. Yani anayasadaki görev yetkileri bellidir zaten ama dış politikada sadece Kıbrıs görüşmelerini götürecek olan kişiyi seçme anlamından çıkmalı. Bunun dışında Cumhurbaşkanı'nın çok net bir biçimde Doğu Akdeniz bölgesindeki savunma ve güvenlikle ilgili olarak gelişmeleri yakından takip edecek ve bir dış politika vizyonu ortaya koyabilecek. Doğalgazla ilgili olarak Doğu Akdeniz bölgesinde Kıbrıs Türk halkının haklarını net bir biçimde almasını sağlayabilecek bir vizyon ortaya koyacak bir Cumhurbaşkanı'na bence ihtiyacımız vardır. Ama bunun yanında dünyadaki uluslararası ilişkiler alanındaki diğer gelişmeleri de yakından takip edip bazı konuları Kıbrıs Türk halkının halkı için bir fırsata çevirecek olan bir Cumhurbaşkanı'na bence ihtiyacımız var. İngiltere Birleşik Krallık bugün Brexit'le birlikte Avrupa Birliği'nden çıkıyor. Bunun bizim için yarattığı yeni fırsatlar var. Bunları da değerlendirebilecek bir Cumhurbaşkanı'na bence ihtiyacımız var. Bu açılardan bakarak açıkçası 12 yıllık bir diplomasi, uluslararası ilişkiler, dış politika, uluslararası hukuk eğitimi aldım. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. Ertesinde de uluslararası hukuk alanında çok sayıda yayınım oldu Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak. Çok sayıda çalışmam oldu. Fakat 15 yıllık da bir müzakere tecrübem var. 3 Cumhurbaşkanımızla da birlikte müzakere masalarında görev yaptım yıllarca. Kıbrıs Rum liderlerinden 5 tanesiyle aynı müzakere masasına oturdum yıllarca. 2 tane farklı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'yle aynı müzakere masasına oturdum. Ve son 3 yıldır da bu ülkenin Dışişleri Bakanıyım. Washington, New York, Londra, Brüksel, Berlin, Moskova, dünyanın dört bir tarafında Kıbrıs Türk halkını çeşitli seviyelerde temsil etme şansım oldu. Bunların bana kazandırdığı bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Ben kendi bilgi birikimimi ve tecrübemi ülkemin geleceği için kullanmak istiyorum. Çok zor bir dönemin içerisinden geçtiğimiz doğrudur. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimiyle aslında Sağlık Bakanı'nı seçmiyor olduğumuzu, Ekonomi Bakanı'nı değil, Cumhurbaşkanı'nı seçiyor olduğumuzu akıldan çıkarmamamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü tabii ki sağlık alanında sorunlar vardır ve onları da konuşalım, hiçbir itirazım yok. Tabii ki ekonomi alanında sıkıntılarımız vardır, onları da konuşalım, itirazım yok. Ama bu seçimde Cumhurbaşkanı'nı seçiyor olduğumuzu akılda tutmamız gerektiği kanaatindeyim. Ülke içerisinde öyle ya da böyle çeşitli nedenlerle toplumun gerildiğini, bazı konularda kutuplaşma olduğunu, bazı açılardan sıkıntılar yaşandığını düşünüyorum. O nedenle Cumhurbaşkanı'nın toplumun sadece bir kesmini temsil eden bir kişi değil, toplumun genelini temsil eden, toplumdaki bütün kesimlerin sesini duyabilen ve toplumdaki bütün kesimlere bu kişi benim de Cumhurbaşkanımdır dedirtebilen bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Özellikle bu dönemde bunun önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu başarabileceğime inanıyorum açıkçası. Bu çerçevede çıktığım bir yoldur. Günün sonunda değerlendirmeyi tabii ki vatandaş kendisi yapacaktır. Sizlerin ister soru, ister öneri, ister eleştiri hepsine açığım. Yapacağınız katkıyı merakla bekliyorum. Soracağınız soruları da. Ben burada sözlerime son veriyorum. Tekrardan bu imkanı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Görüşmelerde bulundunuz Kudret Bey.
acaba bu işin sonunda herhangi bir anlaşma olma olasılığını görebiliyor musunuz? 1968'den bugüne 52 yıldır tek bir şey için müzakere edildi. İki toplumlu, iki bölgeli federal ortaklık için. Federasyon bence kötü bir yönetim şekli değil. Dünyanın çeşitli yerlerinde var. Kötü olsaydı Kanada, kötü olsaydı Amerika, kötü olsaydı Avusturya, Almanya, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan federasyondan yönetilmezdi. Dolayısıyla mesele federasyon kötü bir yönetim şeklidir diye değil. Ama Kıbrıs'ın kendi şartları federal bir ortaklığa pek uygun değil aslında bugün geldiğimiz noktada. Bu görülmüş ve yaşanmış durumdadır. Sebebini de söyleyeyim. Çünkü federasyon paylaşmaya dayalı bir ortaklık şeklidir. Tarafların, bütün ilgili taraflar yerine göre 2, yerine göre 3 fark etmez. Başka ülkelerde daha fazla. Kendi içlerine devleti, yönetimi ve zenginliği paylaşmayı sindirmeleri gerekir. 2004 yılında bir referandum yaşadık biz burada. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir rapor yayınladı ve raporunda şu ifadeleri kullandı. Biz değil ha. BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın raporunda vardır bu. 2004. Kıbrıs Rum toplumu, Kıbrıs Türk toplumuyla yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır değil. Yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır değil. Aslında ben bunun için Kıbrıs Rumları suçlamıyorum da. Uluslararası alanda yaptığım temaslarda da şunu vurguluyorum. Yani birisini anlamak için empati yapmanız gerekir. Kıbrıslı Rumların yerine kendimizi koyalım. Yani ve şu değerlendirmeyi yapalım. Bir kere bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Adası'nda tek tanınmış devlet olmuş olsaydı, pazartesi bugün, salı gün Rumlar Avrupa Birliği'nden çıkarılıp Avrupa Birliği hukuku Güney Kıbrıs'ta askıya alınmış olsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Avrupa Birliği'nin üyesi olsa, çarşamba gün Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin tam üyesi olsa, Yunanistan da Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan bir aday ülke konumunda olsa, perşembe günü de doğalgaz Güney Kıbrıs'ta değil, Karpaz açıklarında aslında vardır diye bir bilgi çıksa ortaya. Acaba biz Kıbrıs Türk halkı olarak federal bir ortaklık çerçevesinde Rumlardan paylaşmayı kabul eder miyiz? Etmeyiz büyük ihtimalle. Dolayısıyla bu şartlar aslında mevcut statükoyu değiştirmeye çok fazla motive etmiyor Kıbrıs Rum tarafını. Onun için paylaşmaya dayalı bir federal ortaklık bugün paylaşmanın şartları aslında olmadığı için Rum tarafını buna motive edecek herhangi bir şey bulunmadığı için buna yanaşmıyorlar. Ama şuna yanaşıyorlar. Müzakerelerin devamına yanaşıyorlar. Çünkü müzakereler devam ettiği sürece bu şekilde zaten federal bir ortaklığı kabul edemeyecekleri için ve işlerini sindirmedikleri için müzakere devam ettiği sürece bu müzakereler statükoya hizmet ediyor. Bu müzakereler Kıbrıs Türk'ünü müzakere masasına hapsediyor. Ve bir statü sahibi olmaksızın, uluslararası alanda bir görünürlüğü olmaksızın Kıbrıs Türk'ü masaya hapsolmuş oluyor. Dolayısıyla bugün için, yani uluslararası topluma bunu bu şekilde bu ülkenin seçilecek yeni Cumhurbaşkanı'nın anlatması gerekir. Aslına bakarsanız samimiyetle söyleyeyim. Sayın Akıncı'nın göreve gelişi bu açıdan bir çok büyük, önemli bir fırsat. Yani bütün ömrünü federal bir çözüm için adamış olan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yapılan son müzakereyle birlikte, bu son denemedir dedikten sonra sürecin çökmesiyle birlikte, teşekkür ederim, sürecin çökmesiyle birlikte çıkıp ben elimden geleni yaptım, ben buna gerçekten inanan birisi olarak bunu en son denemesinde yaptım ama bu olmuyor ru söylediği takdirde kimse Kıbrıs Türk tarafını suçlamayacaktı aslında. Ve bu süreçlerin devamı için de kimse cesaret edemeyecekti bundan sonra. Ama bugün geldiğimiz noktada bir ara bu söylendi, ondan sonra tekrardan Berlin'e gidildi ve denildi ki görüşmelerin zemini iki toplumlu, iki bölgeli federasyondur. Çok güzel. Bu Kıbrıs Türk halkını tekrardan o masaya hapsetmek sonucunu doğurur. Özetle söyleyeceğim şey şudur. Bizim yapmamız gereken şey, madem ki paylaşmaya hazır değiller, o zaman paylaşmaya dayalı federal bir ortaklık yerine işbirliğine dayalı bir ortaklık için oturup konuşabiliriz, bir şeyler yapmaya başlayabiliriz. Bunun en temel, en önemli örneği aslında doğalgazdır. Bizim şunu görmemiz lazım. Eğer bir ortaklıktan bahsediyorlarsa
bizi önce bize de ait olduğunu herkesin kabul ettiği bu doğalgazı bizimle paylaşmaya hazır oldukları konusunda ikna etmeleri gerekir. Gelsinler bu üstüne oturalım. Bunun müzakeresini yapalım. Şimdi bakıyorum bazı adaylar 5 senedir söylediğim bu şeyi kopyalamış, tekrar ediyorlar. Önemli değil. Önemli olan söylemek değil, bunu yapmaktır. Doğalgazla ilgili olarak bu yönde kendilerini zorlamamız gerekir ki eğer zaten doğalgazı paylaşabiliyorsak bu karşılıklı ekonomik bir bağımlılık yaratır. Buradan bir işbirliği doğar. Her nasıl bir ortaklığa evrilecekse bu evrilir. Bunun adını illa baştan koymaya, bu federasyon olacak, konfederasyon olacak, iki devlet olacak diye bir çaba içine girmeye de gerek yoktur. Ama bir gerçek var. Bugün adada iki tane devlet var. Bir yerden başlayacaksak, nasıl ki kayıp şahıslar konusunda işbirliği yapıyoruz şu anda. Nasıl ki iki taraftaki eski eserlerle ilgili olarak işbirliği yapıyoruz şu anda. Nasıl ki iki taraf arasında sağlığa ilişkin bazı konularda işbirliği yapıyoruz şu anda. O zaman doğalgaz konusunda da işbirliği yapabilmemiz gerekir. Bunun için iki tarafın birbirini tanımasına gerek yoktur. Enerji alanında işbirliğini birbirini tanımayan iki devlet yapabilir mi? Evet, yapabilir. Rum tarafında bir patlama gerçekleşti. Mari bölgesinde bir patlama oldu. Rum tarafında elektrik kalmadı. Değil mi? Bunun ertesinde biz kendileriyle temasa geçtik ve dedik ki eğer isterseniz biz size elektrik satalım. İlk reaksiyonları hayır, biz tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kamu kurumu niteliğindeki elektrik kurumundan elektrik alamayız. Böyle bir yanıt verdiler. Ama net olan bir şey vardı. Bir, ortada bir ihtiyaç vardı. Yani elektriğe ihtiyaçları vardı, enerjiye ihtiyaçları vardı. İki, biz kendilerine pratik bir çözüm önerdik. Ne dedik? Tamam, elektrik kurumu üzerinden satın almak istemiyorsanız bile gelin biz size bunu Kıbrıs Türk Ticaret Odası üzerinden satalım. Ve bunu kabul ettiler. Yani iki şeye ihtiyaç vardır. Kıbrıs adasında çözümden önce çözüm için işbirliği yapmak için iki şeye ihtiyaç var. Bir, ortada bir ihtiyaç olması lazım. İşbirliği yapmaya ihtiyaç duyması lazım iki tarafında. İki, yapılacak olan bu işbirliğinin bazı açılardan pragmatik yaklaşılması gerekir. Yani illa ben devletten devlete bunu alacağım, satacağım diye ısrar etmenin lüzumu yoktur. Burada doğalgaz konusunda da illa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Rum Devleti oturacak, anlaşma yapacak diye ısrar etmenin bir manası yoktur. Ben madem ki yetkilendirdim Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nı bir şirket olarak, Rumlar da yetkilendirdi bir başka şirketi bir şirket olarak, şirketlerin oturup görüşmesiyle veya yetkili kılacağım bir özel temsilci üzerinden oturup görüşmeyle bunu yapabiliriz. İlla kağıt üzerinde iki devlet arasında bir anlaşmaya gerek yok. Yani pragmatik davranabiliriz. Ama Rumların bu doğalgazı bizimle paylaşabilmeleri için onlara bir baskı konulması gerekir. Şimdi geldiğimiz noktada iki tane avantaj vardır. Birincisi, Türkiye ile birlikte biz de artık sahaya indiğimiz için lisans verdiğimiz, Navtex'i yayınladığımız, sismik araştırma yaptığımız ve kazı yaptığımız için bu dengeyi sağlamış durumdayız ve Rum tarafı bundan rahatsız olduğu için yavaş yavaş bizimle doğalgazı görüşmeye itiliyor aslında. Ama ikincisi, daha önemlisi bana kalırsa, uluslararası petrol şirketleri de bu bölgede çatışma riskini göze alamadıkları için, kendi yaptıkları yatırımı riske etmek istemedikleri için Rum tarafının oturup bizimle konuşmasını onlar da ister noktaya geliyorlar. Onun için önümüzdeki dönemde seçilecek yeni cumhurbaşkanının kesinlikle bu açıdan, yani doğalgazla ilgili tarafların oturup paylaşmasına dönük bir inisiyatif alması gerekir ki ben bunu yapabileceğime inanıyorum. İnsanlar baktan geldiler. Biz görüşmelerde baktaki insanların mallarını konuşuyoruz. Bu kadar malımız var. Evet. Ama ne yazık ki bu tarihe kadar insanların eşdeğerleri henüz verilmemiştir. Bu şekilde yaratılan bir şekilde topluma bu şekilde verildiğinde bir anlaşmaya bu toplum nasıl sıcak bakacak, nasıl büyüyecek? Vallahi bütün samimiyetinden size şunu söyleyeyim. O kendi içindeki adaletsizliklere rağmen
Kıbrıs Türk halkı evet diyebilmiştir 2004 yılında. Ona rağmen, dolayısıyla engel olmadı aslında Kıbrıs Türk'ü. Bütün o adaletsizliklere rağmen engel olmadı. Ama dolayısıyla çözümün önündeki engelin bu adaletsizlikler olduğunu düşünmem. Ona rağmen o bedeli yeniden ödemeyi kabul edebilmiştir Kıbrıs Türk'ü. Ama net bir şey var. Eşdeğer uygulamasıyla ilgili, özellikle puanlarla ilgili bence önümüzde bir fırsat penceresi daha var. O da şudur. Biz kendimizi sonuç alınmayacağını bildiğimiz şekildeki müzakerelere hapsettiğimiz sürece müzakere masasında mesela bu eşdeğer puanlar ve benzeri puanlarla ilgili olarak biz kendimizi müzakere masasına hapsettiğimiz sürece bu ülkede imar planları konusunda da emirnameler konusunda da eşdeğer puanlarının işte paket uygulaması vesaire konularında da hep bir erteleyen, geciktiren tutum içerisinde oldu. Şunu söylemiyorum. Yani Kıbrıs'ta eğer müzakere süreci sonuç alınmayacaksa devam etmesin, müzakereler devam etmeyecekse de tekrardan paket uygulamasıyla eşdeğer puanıyla mal dağıtmaya başlayalım demiyorum. Bu değildir söylediğim. Ama dediğim şey şudur. Daha önce de bir miktar açıkladım düşüncemi. Kıbrıs'ta şartlar değişti mi? Bence evet değişti. 2004 yılında bütün bizim gösterdiğimiz esnekliklere rağmen Rum tarafı anlam planını reddetmekle aslında haritayı maritayı masada bırakmadı. Onun için bu sürecin içinde tekrar girip içerisine tekrar harita vermek doğru bir yaklaşım değildi. Şartlar değişti artık. O dönemde hayır dedikleri bir şey artık masada yoktu. İçinde yazardı açıkça. Yok ve batıl olacak diye. Onun için bizim yeni dönemde Kıbrıs'ta daha farklı bir diyaloğa ihtiyaç var. Aynı şekilde müzakere süreci devam etmeyecek dediğimizde bir alan açılır önümüzde. Nasıl bir alan açılır? Oturup o zaman ben de gayet eşdeğer puanını elinde tutan hiç mal almamış olan insanlara diyebilirim ki devletin elinde binlerce dönüm yer var. Bunları devlet her sene kiralar. Üstelik de kiralama açısından da sürekli siyasilere herkes girişimde bulunur. Örgüt başkanları o ondan girer, bu yandan torpil koyar. Geçen sene ben kiraladım, son 10 senedir ben kiraladım, 100 dönüm kiraladım, 50'sini bana kirala. Yeni bu kavganın içinde devlet, özellikle siyasiler kilit bir rol üstlenir. Karar verir, müdahale eder, 20 ona ver, 30 buna ver. Bunun olmaması gerekir. Bence bu arazilerin gerek dükkan olarak, gerek boş arazi olarak, gerek tarımsal olarak devlet binlerce dönüm kiralamaya karar verir her sene ve siyasi bir rant olarak kullanır bunu. Bizim yapmamız gereken eşdeğer puanı olan insanlara bu arazileri long term lease şeklinde, uzun süreli kira şeklinde verirsin devlet olarak, bir TL alırsın yıllık, sembolik. Rum tarafı nasıl Kıbrıs Türk mallarını kiraladığında Rum İçişleri Bakanlığı elinden 1 euro alır. 1 TL sembolik ücret alırsın, insanlara dersin ki sen buna subcontract yapabilin, yani sen kendin kiralayabilin bunu. Kirala ve en azından bu dönem içerisinde bir gelir elde et. Çünkü puanlar kaldı elinde, mağdursun sen bu kadar senedir. Bunu olsun yapabilmemiz lazım. Bir fırsat açılıyor önümüzde bizim. Yani eskiden denilirdi ki ama müzakereler devam ediyor, aman ha paket açılmasın, aman ha puanlarına iyi bir şey yapılmasın. Peki tekrar mal dağıtımına falan gidelim anlamında söylemiyorum. Koçan da vermeyebilirsiniz ama en azından sen ver o insanlar kendileri kiralasınlar. Bir piyasası oluşacak bunun. Bu insanlar da, yani bir kısmı bu insanlar ölüp gidecek ya. Bu kadar sene bu eziyeti çekti bu insanlar, puanlar ellerinde kaldı. Uğradıkları haksızlık nedeniyle bu tarafta eşdeğerde bir şey sunulmadı, verilmedi kendilerine. Paket içerisinde de alamadılar. Bu kadar yıllık adaletsizliğe bir nebze dokunuş yapabilirsek en azından, ben inanırım ki devlete insanlar daha fazla sahip çıkar. Bugün devlete sahip çıkmanın yolu devletin adil hizmet vermesidir. Yoksa sadece bayrağa duyulan saygı veya bayrağın etrafta gösterilmesi değil. Devlete, ben mesela devlete neden saygı duyarım, neden sahip çıkarım, neden önemserim devleti? Devlet okuttu beni, ben bir şehit çocuğu. Devlet olmasaydı, annem 25 yaşında 3 çocukla dul kaldı. Devlet olmasaydı biz bu kadar okuyamazdık, buraya gelemezdim. Ben onun için, devlet benim için çok önemliydi. Ama ne için? Birileri bana işte şehit ailelerini seçim döneminde yemeğe götürelim falan diye değil. Onun için olmadı benim devletlerim. Devlet okuttu beni.
Onun için devletin bu adil olmayan uygulamalara bir miktar dokunabilirsek de biraz daha adil hizmet verir insanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne asıl o zaman sahip çıkar bana kalırsa. Benim vizyonum bu.